3 kez evlilik yaptı ama mutluluğu bulamadı. Bak, yıllar içerisinde yapmış olduğu 3 evlilik, 3 gelinlik, 3 farklı duvak, 3 farklı makyaj, 3 farklı beden, çünkü kilolar alınmış verilmiş, çocuklar doğmuş aralarda. Britney Spears. Bence gerçekten dünya pop şarkıcıları arasında ilk çıkışıyla, yeteneğiyle, dansıyla birleştirmiş ve sonrası çok kariyerini yönetti ya da yönetmedi de bilmiyorum da. Yönetemedi işte ama. Maalesef. Bir çocuk hikayesi, sonra babası aldı vesaire çocuğu, sonra baktı etti falan filan. Kızın hayatını elinden aldı. Kafa yani bir dünya. Karar yani verme yetisi yoktu biliyorsun. Birkaç sene önce tekrar geri aldı. O yeti de kolay gitmiyor ki, demek ki bir şeyler oldu da kafa gitti yani. Tabii tabii. Ne yapmış bu arkadaş? En sonunda yaşadığım süre müddetçe başka bir erkekle olmayacağım deyip kendisiyle evet evlenmiş. Aa. Güzel, güzel. O akıma kendisi de uydu. Bravo, evet, kutluyoruz. Ve belki diyor ki bak, utanç verici ya da aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en zekice hareketti diyor. Hadi bakalım, kendisiyle evliliğinde uzun uzun ömürler, bir yastıkta kocasınlar. Evet, bu öyle yapsınlar, mutlu olsun. Evet, bakalım çocukları. Boşanma sürecini merak ediyorum. Ben kendimden ayrıldığımı nasıl ortaya koyacak acaba? Evet, baksana. Yani hep kısa süreli evlilikleri olmuş. Mesela biriyle 3 yıl, biriyle 14 ay, biriyle 1 ay gibi. Evet. Bakalım bu ne kadar sürecek. Yani çok affedersin, şu şaklabanlığı da 275 bin kişi beğenmiş. Yani kusura bakmayın, şaklabanlık dedim ama. Evet. Şaklabanlık, çünkü insan kendiyle evlenir mi? Estağfurullah. Ne estağfurullah diyorsun ki? Hayır canım, senin de söylemen lazımdı. Evet, gerçekten şaklabanlık demen lazım. Şaklabanlık dik hala İnsan kendisiyle Muratçım evlenir mi yani? Ya insan kendiyle nasıl evlenir Murat? İşte şaklabanlık diyorlar ona. Peki bir dakika, yani insan bunu nasıl düşünür? Bir de gelinlik falan gelmiş. Burada bak, Türk televizyonlarında Ebru Murat konuşsun diye. Ya da konuşsun diye, kim bilir ne reklam teklifleri gelecek. 275 bin kişi orada beğenmiş. Orada dünya televizyonlarında, magazinlerinde kim bilir. Bu Dilan'dan da beter. 42 milyon takipçisi var. Evet. Demek ki bu işin sonu yok. Yok yok. Sınırı yok yani. Rezil, ne kadar rezil olursak o kadar iyi diyor ya şair. Ne kadar farklı içerik varsa o kadar iyi. Belki de bugünlerde evrilmiş haliyle maalesef.